Kapıları çalan benim, kapıları birer birer gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroşima'da leli oluyor bir 10 yıl kadar. 7 yaşında bir kızdım, büyümez öldü çocuklar. 7 yaşında bir kızdım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu, bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Çalıyorum kapınızı, teyze amca birim zaver, çocuklar öldürülmesin, şeker değil yiyebilsinler. Çocuklar öldürülmesin, şeker değil yiyebilsinler. Hayallerden bahsettik. Hayaller dedik. Umudumuza sarıldık. Hayallerimize sarıldık. Hep hayaller, hep hayaller dedik de hayallerden bahsederken bir şey en çocukluktan gelen en büyük hayali unuttuk. 90'lı yıllarda sanıyorum bir televizyon programında Hiroşima ile ilgili bir dilim de dönmedi. Hiroşima ile ilgili bir böyle bir program izlemiştim. Ve Ajdan Büyükburç bu şarkı diyelim parça ağıt okumuştu. Çok etkilenmiştim ben. Ondan sonra kimden dinlediysem aynı hazzı, aynı o duyguyu bana vermedi. Sanırım Ajdan Büyükburç'tan başka hiç kimse bu şarkıyı ya da bu ağıtı güzel okuyamadı. Hani birilerine haksızlık olmasın da. Belki ben o zaman çok böyle duygusaldım. Çok etkilemişti beni duyduklarım, dinlediklerim.
İşte o programdan sonra böyle benim en büyük o programı izleyip bu Hiroşima'nın içeriğini dinlediğimde o vahşeti, o çocukların o zulüm, çocuklara yapılan o zulmü, o hani o çok etkilenmiştim ve Dünya Barış Günü'nde büyük bir sahnede, böyle büyük bir sahnede çok 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 insanlara ulaşabildiğim bir sahnede bu ağıtı, bu şarkıyı söylemeyi hayal etmiştim. Büyük bir sahne sayılır mı bilmiyorum ama dağlarda kuşlara, böceklere, çekirgelere çok okudum. Keçilerime, kedilerime çok daha güzel okuduğum zamanlar da oldu. Bunu paylaşmak istedim.